Taha'nın hakkını savunmaya çalıştı fakat Umeyri onu astı. Allah bilir doğrusunu. Oralara fazla girmiyoruz. Şimdi olay nedir? 83'te Umeyri işte sosyalizm, arkasından liberalizm, onun arkasından o olmadı. Şeriat ilan edildikten sonra şeyde kalabilmek için, iktidarda kalabilmek için ne gerekirse yapıyor. O ilan ettiği tür şeriatla şey karşı çıkıyor. Sen bütün özgürlükleri kaldırıyorsun, diktat getiriyorsun. Bir de buna da üstelik İslam'a alet ediyorsun diye. Ya bu ya da tufan şeklinde bir bildiri yayınlıyor. Bildirinin başlığı bu. Bildiri bu yeni çıkartılan kanunların geri çekilmesi, demokratik sivil hakların ihyasını talep ediyor. Bunun üzerine tutuklamalar başlıyor. Ocak 85'te cemaat liderlerinden dördü mahkemeye çıkartılıyor. Daha sonra da Taha tutuklanıyor. İşte malum suçlamalar, anayasal düzeni yıkmak, devlete isyan, kamu düzenini bozmak vesaire. Cafer Ümeyri mahkemeye özel bir yetki tanıyarak bunu haddi şer'i vermek konusunda da yetkilendiriyor. Tutuklanan 5 kişi mahkemenin böyle bir yetkisi olmadığını öne sürmelerine rağmen mahkeme bu şekildeki yargılamalarına devam ediyor. Taha mahkemede yaptığı savunuda var olan durumu defalarca bu konudaki görüşümü belirttiğim gibi Eylül 83 kanunları İslam'ın aslının reddidir. Bu kanunlar İstanbul hukukunu bozmuş, onu nefret edilir hale getirmiştir. Dahası bu kanunların tek uygulama hedefi halkı terörize etmek ve boyun eğmeye zorlamaktır. Yine aynı kanunlar ülke bütünlüğünde yıkmışlardır. Bunlar benim teorik itirazlarımdır. Pratiğe gelince bu kanunların uygulama iddiasındaki yargıçlar gerekli teknik yeterlilikten yoksundurlar. Onlar kendilerini halkı baskı altına almak, İslam'ı bozmak, aklı ve aydınları bastırmak, manevileri ezmek için kullanılan idareye boyun eğerek ahlaken de düşmüşlerdir şeklinde savunuyor. Ve bu mahkemenin işbirliğini reddediyor diyor. Dava 2 saatten kısa sürüyor. İdama mahkeme giriyor yöneticiler. Bu yöneticilerin arasında kadın yöneticiler de var. Bu arada şunu da söyleyeyim şimdi. Sudan gibi şeyde ataerkil bir toplumda kadınları ilk defa yönetici olarak atamak, işte onlara sorumlu mevkiler vermekle şey aslında o vakte kadar pek görünmemiş işlerini yapmış. Hani Sudan'daki hani diyelim ki işte açık fikirli topluluklar içinde bile pek böyle şeylere sıcak bakan yok. Biraz da anladığım kadarıyla ondan da tepki toplamış. Mahmut Muhammed Taha. Neyse, sonuçta bu kişilere ölüm cezası veriliyor. Ancak diyorlar görüşlerinizden dönerseniz ölüm cezanız kaldırılacak. Diğerleri dönüyor. Muhtemelen Taha işte onların yaşamasını istediğini, dönmelerini istediğini söylerler. Fakat Mahmut Muhammed Taha görüşlerinden dönmüyor. Cafer Ümeyri 17 Ocak'ta kararı onaylıyor. TV'den halka yayınlanan konuşmasında diğer 4 kişinin tövbe süresini 3 güne indiriyor. 20 Ocak'ta idam edilecek diyor. Kendisine kararı onaylamaktan başka yol kalmadığını, buna çok üzüldüğünü uzun uzun anlatıyor. Taha yaygın sokak protestolarına rağmen olağanüstü güvenlik önlemleri altında Hartum'u kuzeyli bir hapishaneye son durağına bahsediliyor. Bayağı şey olmuş, ortalık karışmış. Paraşütçü komandolar hapishaneye yerleştiriliyor. Yani baskın düzenlenmesi tehlikesi gibi bir şey var anlaşılan. Ertesi cuma günü de idamını görmeye 2000'e yakın kişi geliyor. Üstad Taha idam sehpasına getirildiğinde kısa bir müddet gözündeki bağlar çözülüyor. 76 yaşındaki ihtiyar bir adam bağlanmadan evvel gözleri tekrar halkın yüzünde sakin bir gülümsemeyle seyrediyor. İdama şahit olan görgü tanıkları bunu söylüyorlar. Daha sonra idam ediliyor. İdamdan sonra cesedi hapishanede bekleyen helikoptere konan çölde bilinmeyen bir yere götürülüyor ve cenaze namazı kılmadan gömülüyor. Şimdi ilginçtir. 76 yaşından asılıyor Taha. Onu astıktan 76 gün sonra Cafer Ümeyri devriliyor.
sonra Talha'nın büyük kızı Esma Yüksek Mahkeme'ye dava açarak babasına iade itibar istiyor. Mahkeme iade itibar yapıyor. İtibarını geri veriyor. Şimdi ortada çok büyük bir şey yok böyle idam cezalarını vesaireye gerektiren. Yani hükümet politikalarını eleştirmiş Talha. Üstelik de muhtedir bir dille eleştirdiği söyleniyor. Ama karşılığında ölçüsüz cezalar veriyor. Şimdi demek ki diyor bir takım yorumcular zaten bu adamı yok etmek için uzun zamandan beri de bir takım şeyler, hazırlıklar yapılmış. Ama ne oluyor? Failler onu asmakla amaçlarına ulaşamıyorlar. Fikirleri yaşamaya devam ediyor. İsmi hatırlanmaya devam ediyor. Hayatı kadar ölümüne de fikirlerini doğruluk ve haklılığını ispat edince Ömer Muhtar filminde geçen bir şey vardır. Aynısını tekrar edelim. Cellatlarından daha uzun yaşıyor. Cellatların ismini bugün hatırlayan yok. Ama onun ismini hatırlayan çok. 2000'li yıllarda Sudan'ı ziyaret eden bir batılı yazar, Tanrı fikirlerinin hala gençlik arasında yaşadığını söylüyor. Bunun dışında sınırları aşıyor. Birçok ülkeye yayılıyor Tanrı fikirleri. Özellikle okumuş kesim arasında, Müslümanların okumuş kesim arasında çok tartışılıyor. En azından çok duyuluyor. Kabul edilsin ya da kabul edilmesin. Şimdi nedir bu fikirler? Ona da gelelim. Niye bu adamcağızı astılar? Niye bu kadar şeyler, olaylar çıktı? Şimdi Tanrı'nın önünde bir kitabı vardır. Türkçe'de de yayınlandı. İslam'ın ikinci mesajına. Pardon, İslam'ın ikinci mesajı diye. O kitabı eğer bulabilirseniz okumanızı tavsiye ediyorum. Kusura bakmayın Deniz Bey. Kısaca bir tefsir usulünden bilgi vermek gerekirse, gerçi bu kavramlar da tartışmalı ama nasih ve mensuh diye iki kavram vardır. Nasih, yani nesheden başka birinin hükmünü kaldıran, mensuh da hükmü kaldırılmış. Şimdi Kur'an'daki bir takım ayetlerin hükmünü kaldırdığını tefsirde hükmünü sağlamak için tefsir tarihi boyunca söylenmiştir. Ve bu şey üzerine, sistematik üzerine bir takım yorumlar oturtulmuştur. Bugünlerde burada tartışmalanmakla beraber. Ve genellikle yapılan şudur. Şimdi Mekke döneminde inen çok genel hükümlerden bahseden, işte insanlığın değerinden, iyilikten, güzellikten, Allah'ın varlığından, birliğinden bahseden ayetlerden sonra Medine döneminde daha pratiğe yönelik bir takım ayetler geliyor. Mesela işte Mekke dönemindeki ayetler ilk bakıldığı zaman kadın ve erkek arasında eşitliği, özlemin birliğini anlatırken işte Medine döneminde bakıyorsunuz kadınlarla erkeklere yönelik şeyler arasında, hükümler arasında bir takım farklılıklar. Şimdi bu durumda deniyor ki ikinciler, yani medeni ayetler, Mekki ayetlerden sonra gelmelerinin nedeniyle bunu neshetmişlerdir. Hükmünü ortadan kaldırmışlardır. Dolayısıyla biz bu şeye tabiiz. Sonradan inen ayetlere tabiiz. Tağda diyor ki bütün bu tefsir geleneğine karşı çıkarak, hayır bir şeyi neshedecekse, yani hükmünü ortadan kaldıracaksa, daha am olan, daha genel olan, daha üst ülkelerden bahseden, daha has olan, daha aşağı, daha küçük, daha özele özgü şeylerden bahseden ayetlerin hükmünü kaldırır. Veya işte bu ikinciler birincilere uygun olmak zorundadır. Ona göre yorumlanırlar. Diğeri İslam'ın ikinci mesajı. Aslında burada bahsettiği İslam'ın ikinci değil, birinci mesajı. Yani Mekki ayetlerden gelenler. Fakat diyor ki daha sonra uzunca bir süre medeni ayetler hakim olmuştur. Biz buna İslam'ın birinci mesajı diyoruz tarihen. Şimdi İslam'ın ikinci mesajı, Mekki ayetlere bir geri dönüş yapıyoruz.
Tabi dinden çıkmakla suçlanmasının sebeplerinden biri de bu. Vay efendim, sen Kur'an'ın bir kısmını kabul edip bir kısmını iptal mi ediyorsun? Bu şeyde de meali bir ayet vardır. İşte burada münafıkların ve inançsızların bir şeyi olarak gösteriyor, özelliği olarak. Buradan da mahkemede bir şeymiş, suçlamaymış. Değil aslında, yaptığı doğru veya yanlış. İşte nasih ve mensuptan yola çıkarak kendince bir usul getirmek. Kısaca şunu söylüyor. Diyor ki, İslam'ın çağlar aşan, bütün çağlara hitap eden mesajı Mekki ayetlerdedir. Medeni ayetler, o zaman o mekanda bu mesaj nasıl uygulanır? Nasıl bunlarla bir pratikte toplum kurulur? Bunlara yöneliktir. Fakat biz bunlara tabi olmak durumunda değiliz. Biz gene o Mekki ayetlere göre geri dönüp bunların evrensel mesajından yola çıkarak bugün kendi toplumumuz için bunları nasıl gerçekleştireceğimizi, bunların hükmünü nasıl kendi toplumlarımızda hakim kılacağımızı oturup tartışabiliriz. Ve kendi toplumlarımıza uygun yöntemler önerebiliriz. Burada da iki kavram ön plana çıkıyor. Bir tanesi demokrasidir, öbürü sosyalizm. Şimdi bununla da Taha'nın insan psikolojisi ve toplum anlayışı kuramına giriyoruz. Bu da çok ilginçtir. Kısaca onu efendim. Bu. Tamam, birkaç... Yok, estağfurullah. Toparlamaya çalışayım çok hızlı bir şekilde. Şimdi tasavvuftan yola çıkarak, ya tasavvufun işte insan ve şey tanımlarından, ruh tanımlarından yola çıkarak diyelim, vardı bir takım şeyler var. Nedir bunlar? Diyor ki, insanı korkuları yönetir. Daha doğrusu hür olmayan insanı. Ve özgürlük korkularını fethedebilmektir. Şimdi insan psikolojisi açısından ilginç bir kuram. Korkular iki türlüdür. Çok hızlı gidiyorum. İç korkular, dış korkular. Dış korkular nedir? Birincisi işte can mal emniyetini koruma korkusu. Ki bunun şeyi, ilacı demokrasidir. Demokratik toplumlarda işte devletin gücü dizginlenerek zulmetmesi, insanların can ve mal emniyetini tehlikeye atması engellenir. İşte bir hukuk çerçevesi içinde bunları koruması sağlanır. İkincisi açlık, rızık korkusu. Bir de bu insanı zayıf düşürür, korkularına esir eder. Kur'an'da birçok ayet vardır bununla ilgili. Bunun da çözümü sosyalizmdir. Dolayısıyla işte herkese en azından havayici asliyesi veya işte en az geçim imkanları kadar, asli ihtiyaçları kadar bir geçim sağlamak, bunlara verebilmek, toplumda bu şeyin sosyal adaleti güvence altına almak. Şimdi bunlar tabiri caizse bağıran korkular, bu dışsal korkular. Ne zaman ki bunların çığlıklarını bastırırsanız, o zaman insana fısıldayan başka korkular, içsel korkular ortaya çıkar. Nedir onlar? Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum? Bu hayatın anlamı ne, sorumuz ne olacak? Vesaire. Şimdi refah içindeki batı toplumlarında bu, diyelim ki dış korkular bir şekilde halledilmiştir. Fakat iç korkulara cevap verilmediğinden dolayı işte görüyoruz bir sürü toplumsal bozukluklar, psikolojik sorunlar vesaireler, bunların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu ikinciler şey itibariyle, sıralama itibariyle ikinci derecede gelmekle beraber belki de aslında birincilerden de daha önemlidir. Taha diyor ki işte burada da İslam'ın insanı kamil olmaya veya işte Tanrı'yla bir olmaya veya batılı tabirlerle kendisi de Tanrı'nın yanı sıra bir şey olmayan, birlikte yaratan ya da onun amacının gerçekleşmesini sağlayan bir ajan, bir aracı olmaya yönlendiren yolculuğu başlar. Bunun sonucunda kendi ideallerine ulaşır.
Zaten dünya şeyinden de amaç budur. Hayatından da amaç budur. Yeryüzündeki bütün fikirler, bütün dinler, bütün ideolojiler, bütün işte siyasal sistemlerin amacı da insanı bu şeye ulaştırmaktır, insanın kâmil yaşamasına. Ne zaman ki bütün biz bu korkularımızı fethedersek işte o zaman tam olarak özgür oluruz. O zaman da tam olarak Allah'a teslim oluruz diyor. Ben kısaca böyle özetlemiş olayım, bu şekilde bitireyim. Evet, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.